Şimdi bypass olmuş bir hastanın damar problemi, koroner damar problemi sonsuza kadar çözülmüş değildir. Bunu baştan hastalarımızın kabul etmesi gerekiyor. Bu hastalık devam eden bir süreçtir. İster stent takmış olalım, ister bypass yapmış olalım, isterse sadece ilaç tedavisiyle hastalarımızı takip edelim. Damar tıkanıklığı, koroner arter hastalığı devam eden bir süreçtir. Bugün %10 bile darlık yapmayan bir noktada yıllar içerisinde ciddi bir daralma söz konusu olabilir. Dahası bypass olduk, damarımıza eklemeler yapıldı ve sorun çözüldü. Elbette bu doğru ama bu bypass yapılan damarlar tekrar tıkanabilir. Bu bir olasılıktır. Bypass yapılmamış, o anda bir problem görmediğimiz bir damarda yıllar sonra yeniden problem çıkabilir. Dolayısıyla damar tıkanıklığı problemi kronik hastamızın hayatı boyunca mücadele etmesi gereken bir problem. Bu bağlamda kolesterol problemi de bunun sebeplerinden birisi olduğu için kolesterolle de bypass olsun veya olmasın, stent takılsın veya takılmasın bir hastamızın kolesterol düzeyiyle mutlaka mücadele etmesi, yüksek kolesterolle mücadele etmesi gerekiyor. İlaç elbette kalp hastalığı tescillenmiş bir hastada ilaç hemen hemen çok büyük kısmında hastalarımızın zorunlu. Kalp hastalığı mevcut olan hastalarda amaçladığımız, hedeflediğimiz değer ile kolesterol değeri ile sağlıklı bir insanda hedeflediğimiz kolesterol değeri farklı. Dolayısıyla hastalarımızın belki hani oran vermek doğru değil ama %80 gibi kabaca bir oran verebilirim. Bu hastalar kolesterol ilacı kullanmak durumunda. Ve kolesterol ilacını kestiğimizde kolesterol yine yükselme olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla hastalarımız kolesterol ilaçlarıyla barışık olmalılar. Bir de egzersiz alışkanlıklarını mutlaka artık doğal bir faaliyet olarak düşünmeleri lazım. Yemek nasıl yeniyorsa, su nasıl içiliyorsa günlük belirli bir egzersiz periyodunda alışkanlık haline getirmeleri lazım. Kolesterolle mücadelede daha çok ıskalanan, daha çok eksik kalınan nokta egzersiz kısmı.